Evet. Saygıdeğer vatandaşlarımız, kıymetli basın mensupları, hepinizin malum Uşak ilinde 13 Aralık tarihinde kanalizasyon çalışması esnasında maalesef doğalgaz ana boru hattına bir hasar verilmiştir. Bu nedenle de Uşak'ın genelinde doğalgaz kesintisi yaşanmıştır. Ekiplerimiz hasara ivedilikle müdahale etmiş. 13 Aralık tarihi itibariyle gece 12-10 itibariyle şehre kontrollü olarak gaz vermeye başlanmıştır. Binalara yeniden gaz verme işlemleri Uşak Doğalgaz Şirketi UDAŞ ekipleri, İzmir, Denizli, Afyon ve Kütahya illerinden gelen destek ekipleriyle birlikte toplam 50 ekip olarak gerek binaların servis hatları ve kutuları kontrol edilmek suretiyle tüketicilerin yakıcı cihazlarını kapalı konuma getirmeleri istenerek yapılmıştır. Ancak maalesef ilk olarak 14 Aralık 2020 tarihinde öğlen saatlerinde iki ayrı binada doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Ve yine bu sabah saatlerinde ayrı bir patlama daha olmuştur. Çok şükür herhangi bir vatandaşımız hayat tehlikesi olmamıştır, hayatını kaybetmemiştir, bir ölüm olayı yaşanmamıştır. Ancak 8 vatandaşımız yaralanmış ve bu personel bu vatandaşlarımızla alakalı tedaviler devam etmektedir. Olayın nedeniyle ilişkin yapılan ilk incelemelerde bu söz konusu dairelerin birinde ocak düğmelerin açık unutulduğu maalesef görülmüştür. Bu nedenle binaya gaz verildikten sonra ocaktan ortama gaz sızıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Ekiplerin ve tüketicilerin ihmal olup olmadığı noktasıyla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bu hadiseden sonra 14 Aralık tarihi itibariyle EPDK tarafından yetkili müşavir, firma ve mühendis ekip hemen hızlı bir şekilde Uşak'a ulaşmıştır. BOTAŞ'a bağlı 4 ekip ve uzman ekip bölgeye gönderilmiştir. Yine EPDK adına doğalgaz yatırımlarını denetlemekle görevli şirketten görevli bir ekip Uşak'a intikal ettirilmiştir. 2 tane lazerli kaçak arama cihazı Uşak'a sevk edilmiştir. Çevre illerden İzmir, Afyon, Denizli, Isparta, doğalgaz dağıtım şirketlerinin kaçak arama ve acil müdahale ekipleri de buraya hareket etmiş ve burada çalışmalara başlamıştır. Uşak Belediyesi bu konularda gerekli araç ekipman desteğini yapmaktadır. Tüm çalışmalarımız yeni patlamaların istenmeyen herhangi bir şeye sebebiyet vermemek. Dolayısıyla ekiplerimiz kontrollü bir şekilde emniyeti elden bırakmadan kaçak ihtimali olan mahalleleri tek tek kontrol ederek güvenli bir şekilde bu bölgelere, bu abonelere doğalgazı arzını sağlamaya gayret etmektedir. Bu süreci başta bakanlığımız, Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı, valiliğimiz, belediyemiz, BOTAŞ, EPDK ve dağıtım şirketiyle beraber kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi farklı görevlerde 50 ekip, yaklaşık 150 personel ile çalışmalar yürütülmektedir. Gaz açma işlemleriyle ilgili olarak da 22 ekip aktif olarak çalışmaya devam etmektedir. En kısa sürede bu çalışmaların bitip tekrar tüm vatandaşlarımızın zaten şehrin büyük kısmında doğalgaz açma işlemleri tamamlandı. Ama dediğim gibi emniyetli bir şekilde en kısa sürede kalan yerlere de doğalgazı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Şimdi sizlerden özellikle vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Evlerine henüz gaz verilmeyen vatandaşlarımızın mutlak surette UDAŞ ekiplerini beklemeleri ve kesinlikle regülatörleri açmaya teşebbüs etmemeleri gerekmektedir. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Mutlaka gelen ekipleri yönlendirmek için evde birilerinin olması, bir kişinin bulunması icap etmektedir. Ocak, kombi ve diğer yakıcı cihazların vanalarının kapalı olduğu mutlak surette kontrol edilmelidir. Havalandırma menfezlerinin muhakkak açık tutulması gerekmektedir. Ortamda doğalgaz kokusu alındığında derhal pencereleri açmak suretiyle ortam havalandırılmalı. Elektrik anahtarına kat'i surette dokunulmadan alo 187 hattından uzmanlarla iletişime geçilmektedir. UDAŞ'tan onay alınmadan yapılan iç tesisat hatları ciddi bir risk taşımaktadır. Dolayısıyla gaz kullanımının yine mutlak surette durdurularak UDAŞ'tan sertifikalı iç tesisat firmaları ile iletişime geçilmesi önem arz etmektedir. Tabii özellikle alo 187 hattını bu özel bir zaman yaşıyoruz. Alo 187 hattını mümkünse sadece doğalgaz kokusu alındığında bir kaçak
endişesi olduğunda aranmasını özellikle istirham ediyoruz. Gaz açma talepleriyle alakalı olarak udas.com.tr internet adresinden o linke tıklayarak buraya girdiklerinde vatandaşlarımız göreceklerdir. Ama bunun yanında bu vereceğim numaradan 0539 664 70 12 numaralı mobil hatta SMS yoluyla ya da WhatsApp hattı olarak da burası hizmet vermektedir. Tekrar ediyorum, 539 664 70 12 SMS yoluyla ya da WhatsApp hattından adını, soyadını, aboneniz, adresini ve mümkünse sayaç numarasını da belirtmek suretiyle buraya gazının açılması talebini iletebilir. Ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmak suretiyle vatandaşlarımızın gaz açma taleplerini inşallah karşılayacaklar ve onları gazla tekrar buluşturacaklar. Bu metnimizi gerek mahallemizin web sitesinde, gerek ulaşım web sitesinde, belediyemizin web sitesinde, sosyal mecralarda vatandaşlarımıza ve sizler aracılığıyla, basın mensuplarımız aracılığıyla tekrar duyurmuş olduk. Duyurmaya devam edeceğiz. Ben inşallah herhangi bir kazaya tekrar sebebiyet vermeden bu süreci birlikte emniyetli bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımıza bu yaşanan süreç için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hep beraber devlet olarak tüm organlarımızla buradayız. Sizlerin, onların yanındayız. Vatandaşlarımızın işte konaklama ihtiyacı olanlar, diğer ihtiyaçlarıyla alakalı hem valiliğimiz hem de belediyemiz bütün gayretiyle onlarla beraberdir. Şu anda herhangi bir sıkıntı olmadı milletler. Ama bize ulaşan her türlü talebe de inşallah karşılık verecek durumdayız. Tekrar ben teşekkür ediyorum hepinize. Bu mesajlarımızı da sizler vasıtasıyla vatandaşlarımıza iletmiş olduk. Teşekkür ediyorum.